Şaba! Hello! Aşkım! Ne haber, nasılsın? Olduğu gibiyim, çok heyecanlıyım. Senin ya. Gibi duanın karşısında heyecan içindeyim. Ay estağfurullah, ne demek. Ben ya Murat, sana bir şey söyleyeceğim. Sen bugün benden önce koymuşsun tabii, daha erken kalktığın için şeyi, Evet. videoyu çekip de. Bak ya, sabahtan beri aramayan kalmadı. Mesaj atmayan kalmadı. Telefon açmaktan al diyorum ki, ay bir bırak beni, bir bırakın da videolarını falan izleyeceğim. Ben dersime çalışacağım. Ben televizyoncu. Dersime Gün çalışmam. içerisinde heyecandan tir tir titredim. Acaba bir pot kırar mıyım? Yılların duayeni. O kadar akıllı bir kadın ki. Ama o kadar güzelsin ki. Ay Yemin çok ediyorum bütün teşekkür. heyecanım gitti. Ay ne güzel, çok güzelsin sen de gerçekten. Sen de çok zeki bir adamsın ya. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten zeki bir adamsın. Alo. Müthiş yani. Dünyanın yardımını yapıyorum. Her yerde bir Netflix dedim. Kıyamet koptu. Ya Netflix. ya. Ya dur, onu seyrettir. Ben bir de bu arada bu şey, teknolojik şeyleri de çok fazla bilmediğim için bilmiyorum yani, tamam mı? Şey, şu seyrediyorum, mücbir sebepleri seyrediyorum. Onu ben de Onlar, izleyeceğim. Söyledin o evet, bana. seyrettireceğim sana da. Bak şimdi o de, bugün aradım Melikşah'ı aradım. Dedim ki nasıl gösteriyorsunuz o görüntüleri falan dedim. Sonra kendi kendime prova yaptım. Ah bak gelmiş. Melikşah da gelmiş. Hello. Var şimdi benim akşam Yani. doğum günü, 12'den sonra kutlayacağım onu da. Neyse şu şey, nereden başlayayım? Dur ben şimdi ilk görüntüyü bulayım sana. Nasıl patladı? Netflix'i seyrettireceğim önce. Bir de şey vardı, TikTok. TikTok, yanık, motor, bunların patentleri hepsi bende yavrum. Kimse benden izinsiz kullanamaz. Ben senin kafanın birazını görüyorum. Biraz aşağı, biraz kaldırır mısın yukarı Öyle mi? telefonunu? Ha, tamam, şimdi daha net görüyorum seni. Nasıl başladı bu ülke? Ya şimdi ne çok önemli biliyor musun Murat? Daha önceden de bu görüntülerinin, senin yaptığın, çektiğin şeylerin WhatsApp'a düşmesi çok önemli bir şey. Ben seni WhatsApp'tan keşfet. Oo, bak gelmiş. Ona ben seni de şeyden, WhatsApp'tan keşfettim, tamam mı? İlk başta gördüm. Yani bu daha korona gelmeden önce. Ondan sonra aa dedim, ne kadar komik bir adam dedim ki, arada bir giriyordum seyrediyordum, ama gerçekten ben sana teşekkür ediyorum. Bu korona süreci içerisinde o kadar güzel şeyler çektin ki, yani bizim hepimizi kahkahalara boğdun. Helal olsun sana. Ya zaten benim mizacım eğlenceli bir Sinan adamım. Engin de buradalar. Aa, Ay şimdi, saygılar. Sinan abiyi çok seviyorum. ay şimdi Kocaman biraz önce öpüyorum. mesaj attı. Bekliyoruz Murat'la seni diye. İnşallah seve seve. Şimdi Murat, bunları sen çekerken bir anda bir den yolaşıyorsun sanki, değil mi? Dur, Ha? önce tane tane anlatıyorum. Ondan Evet. sonra arkasından geliyor. Motor, yanık, pezevenk. Yavaş. Öyle gidiyor Tamam, işte. motor yanık, tamam. Hani orada Ha, problem öyle. Ama sabah sana yemin ediyorum beni o kadar çok seviyorlar ki başka bir insan bu kelimeleri kullansa katliam çıkar, kızabilirler. Ya abi, sevdiğim iş adamı abilerim bana isim veriyorlar. Murat, lan o kelimeleri kullanır mısın? Bugün onun doğum günü. Şaka gibi yani. Beni kendimi yani. çok seviyorlar. Sen bayağı hani o M ile başlayan kelime, hani motor diyorsun. Hayır, günü birinde Para mı birine motor deyip kazanıyorsun? para kazanacağımı hiç tahmin etmiyordum. Motor diyorum, para kazanıyorum. Müthiş bir şey bu Tabii ama. yok. Bak şimdi sosyetede motor grupları var. Kendi aralarında WhatsApp grupları açmışlar. Birbirlerine yanık, ona motor. Ha, motor Ayşe'nin bugün doğum günü diyorlar. Kız yanık ne yaptın diyor bugün. Yani bayılıyor. Benim bütün laflarım onlarda. Ay müthiş ya gerçekten. Peki ne yapıyorsun mesela, bugün şunu yapayım mı diyorsun, yoksa bir şeye sinirleniyorsun o sırada Yemin mesela? ediyorum her şey çok doğaçlama oluyor. Bir kere çok erken kalkıyorum. Sabah 6:30-7 gibi kalkıyorum. Rutin yaptığım işler var. Onlara yetişmeye çalışıyorum. O an aklıma ne geliyorsa onu yapıyorum. Ama hani yani bir çalışayım, yazayım. Asla aklımda benim geliyor bir anda yapıyorum. Ay, fasulye yapıyordum. Zeytinyağlı fasulye. Arkadaşım bu filmi izledi. Ne film? Ayol nerede oldu? Dedi Netflix'te. Netflix'çiler bana ulaşsın dedim. Netflix! Ay dur onu bulacağım. Dur onu Aklım. seyredelim. Seyredelim. Netflix hangisiydi? Dur şurada. Dur bakalım nasıl yapacağım şu teknolojik şeyleri ama.
Bir dakika buluyorum ekranı büyütüyor. Ay 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 ben neler yapıyorum ayol dur. Eskiden 10 kişinin yaptığı şeyi tek başıma yapmaya çalışıyorum ya. Ben Şimdi bunu da buradan profesyonelim. çıkartacağım. Bunu da ters çevireceğim. Ha dur. Fasulye yapıyorlar. Biberlerim kızarıyor. Soğanlarım. Fasulye badım. Bu Netflix var mı? Netflix mi? Netflix mi? Ne o? Televizyon film izliyormuş paralı. Kız orada sıfırlanacağım ben. Oradan film izlemek istiyorum. Netflixçiler. Ulaşın bana Netflix. Nereden yapıyorum? Film izlemek istiyorum oradan. Netflix. Ulaş bana. Ulaştı mı Netflix sana? Ulaştılar. Çok da güzel hediyeler gönderdiler. Nasıl? Belki büyük bir ihtimalle daha anlaşamadık. Temmuz ayı itibariyle bir reklam çekeceğiz belki de. Nasıl Netflix'e reklam mı çekeceksin? Benden işiyle mi çalışacaklar ayol? Aa, Heriflerden işinde mi müthiş bir fikir. geldiler? Müthiş bir fikir. Onlar şok geçirdi herhalde, değil mi? Netflix'in bu şekilde Yani telaffuzuna. bir kere bilmiyorum kim vardır başında Netflix Türkiye'de kim bu işi yürütüyor ama benim o Pelin kelime var. Pelin Dişlaş var. Pelin bir günde Dişlaş. olsa benim o kelimemi kendi ana sayfalarında paylaştılar. Netflix ailesine çok teşekkür ediyorum. Ay süpersin. Bizim için bir bağırır mısın Netflix diye? Netflix! O el neden o el? O olmadan olmuyor. Ha öyle O çıkıyor. tamamlıyor birbirini. Ay, bak Sinan Engin yazmış şimdi. Şu andaki en popüler kişi sensin diye. Gerçekten de doğru Sinan yani. abiyi çok seviyorum. Saygılarımı iletiyorum. Ve Zarif eşine de saygılarımı iletiyorum. Ay süper. Peki ne zaman belli olacak bu Netflix'e çekip çekmeyeceğin? Yani şimdi benim alınmış işler vardı. Biraz yoğunluk var bu aralar. Bir iki tane Türkiye'nin önemli firması benimle bir toplantı halindeler. Reklam çekimleri yapacağız. Çok önemli iki firma. Vallahi canlı kim verirse ona gideceğim. Aa çok tabii çok akıllıca. Aynen. Bütün iş canlıda yani. Anlı canlıyı bulduk. Allah sağlık versin ayol. Bak zengin de gidiyor, fakir de gidiyor. Kasamızda dünya kadar dolar, euro harcayamıyoruz. Ne olacak bu halimiz? Sen bir de çok dağıtıyorsun değil mi Murat? Çok Çok. yardım ediyorsun Çok. daha Ya doğrusu. Sabancım geliyor. Çok kazanıyorum. Binlerce şükürler olsun. Çok şükür. Yani atıyorum. Bugün 20 lira geldi. Ne var 1 lirasını versem daha sana ya 2 lirasını. Allah bana Doğru. daha çok veriyor. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Ay ne güzel. Peki nerelere yardım ediyorsun? Daha ziyade yaşlılara mı ediyorsun? Genelde yaş dayanamıyorum. Evimiz zaten tam karşısında Darül Acize var. Oradaki yaşlı amcaları ve teyzeleri hemen hemen her gün gidip ziyaret edip mutlu ediyorum. Çocuklara burs veriyorum. Önceliğim yetim çocuklar ve anne babası olmayan çocuklar. Bakımını üstlendim. 4 tane teyzem var. Her hafta ve hafta başı 2 gün olmak kaydıyla tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Diyelim bir kardeşim ameliyat olacak. Atıyorum 50 lira lazım. 50 bin. Ben 50 bini bir saatte bulup çocuğun ameliyatını yaptırtıyorum. Aferin sana ya. Vallahi gerçekten bir de şeysin, güzel yüreklisin, Allah bonkörsün de razı yani. olsun. Çok Hep teşekkür ederim. peki şimdi bu bütün bir olayımız, seni tanıma olayımız yani bir 5 senelik dilim içerisinde mi? Yani Dört beş. sene bitti, 5 seneye giriyoruz. Tabii ki benim vefa borcum var. Sayın Nuri Aylitaş, Mehmet Ali Öpüyoruz Erbil, bunu. Stelio Pipis, yani benim yolumu açan özel isimler, Allah onları sırtını yere getirmesin. Sayın Mehmet Amin. Ali Erbil'e ve Nuri Aylitaş'a şifa diliyorum. Şifa versin. Aynen. Herkese şifa versin. Onlara da. Peki nasıl keşfettiler seni? Ne oldu? Ne yapıyordun sen bundan önce? Ben bundan önce fal bakıyordum. İstiklal Caddesi'nde bir kafede fal bakıyordum. Bir gün Şaka diyorsun. evet tarot bakıyordum. Böyle 50 lira 100 lira fal bakıyordum. Bir gün Stelio Pipis, ben Cihangir'de oturuyordum. Yanında Nuri Yerlitaş vardı. Gel gel dedi. Nuri bir fal bak dedi. Ben de gayri ihtiyar Nuri ablaya bir fal baktım. Biliyor muydun peki? Çok iyi Ay, çıkıyor muydu açtım falların? baktım tuttu. Ama 6. isim çok kuvvetli gerçekten. Kime ne söylüyorsam çıkıyor. Peki Nur o ablayla zaman bak. Heh. ha pardon söyle. Nur ablaya baktım çok hoşuna gitti. Kalk dedi seni Kıbrıs'a götürüyorum dedi. İşte öyle bir başladı. Ay ne güzel ya. Peki sen kendinin bu zamanlara geleceğini tahmin ediyor muydun? Görmüş müydün? Hissediyor Şimdi muydun? bende zaten bir cevher var.
Eskiden şarkılar söylüyorum. Gır gır sabata pozitif bir evlilik geçirmesinden, ataerkil bir aileden geldiğim için hep kendimi kamufle etmek durumunda kaldım. Çünkü babam asla izin vermiyordu böyle şeylere. Biraz despot bir babam vardı. Babam rahmetli oldu. 10. Allah rahmet eylesin. 40'ından sonra şöhret geldi. 40'ından sonra ne yapayım? Olsun, sağlık olsun, gelsin. Allah bereket versin. Aman canım, en azından geldi yani. Peki annenler, kardeşlerin şey yaptılar mı seninle? 5 kardeşin en küçüğüyüm. En büyüğümüz abi, 3 ablam var. Ben en küçüklerim. Şu anda hepsini ben yönetiyorum. Oh ne güzel ayol. Maşallah. Süpersin herhalde. Oğlun da varmış 19 yaşında. Oğlum 19-20'ye girdi. Ayın 14 Nisan'da. Allah cemil cümlesin, evladını bağışlasın. Kazadan beladan korusun. Amin, amin. Ya çok güzel şeylerin de var Murat senin. Böyle tespitlerin de var. Mesela kadınlar konusunda da var, erkekler konusunda da var. Her konuyla ilgili. Sence kadın ve erkeğin ortak bir özelliği var mı birbirine benzeyen? Ya ben şu dönemde o kadar çok ortamlara giriyorum ki, o kadar çok DM'den mesajlar geliyor ki, lütfen hanımefendiler yanlış anlamasın, hepsini çok seviyorum ama bu aralar kadınlar azmış durumda. Kudurmuşlar. Nasıl kudurmuşlar yani? Hayatım, kadın evli. Yani şey, bazı kadınlar. Bazı diyelim. Kadınlar ha. Evli, ayakları üzerinde duruyor, evli. Ama sevgilisi de var. Ulan motor, madem sevgilim var, herifim olsun halim varsa gör. Niye herife boynuz taktırıyorsun? Bunları adamlar da yapıyor. Yapmayan var mı? Ama bu aralar kadınlar kudurmuş durumda. Hadi ya. Peki adamlar çok mu aldatıyorlar Murat ya? Yani adam eğer paralıysa, biraz böyle parazlanmışsa, onun hafta sonları seminerleri oluyor. TikTok'ta seminerler. Toplantıları oluyor. Ay ne seminerler? TikTok'ta seminerler. Onlar ya yurt dışına gidiyorlar, toplantıları oluyor. Genelde Ukrayna oluyor, Rusya oluyor, Kiev oluyor. Ha. Bu. Ne yapmak lazım bir adamın aldatmaması için? Yani eğer bu, taktikler. Ne yaparsan yap, adamların hepsi yapıyor bunu. Ya göremezlikte, ya bu demeye gideceksin, ya bu diyardan gideceksin. Herif paralıysa otur aşağıya, parasını ye, sen de günlük gün et. Herif açsa, bir de seni aldatıyorsa, siktir, sikirsin, anasının evine yok. Herhalde yok. Sen hiç aldatıldın mı? Ben bir defa aldatıldım. Ne yaptın? Yakaladın mı? Aynı ağladım. Ben de en yakın arkadaşımı yatakta yakaladım. Ne diyorsun? Yemin herhalde ediyorum. Bu şimdiki... O zaman Kezban döner. Eski ayı. O zaman Kezban döner derim tabii. Ben ağla ağla kapılarına gidiyorum. Herif beni hem aldatmış, hem de kapısına gidip ağlıyorum. Ne salağım. Ama sonra imparatorla karşılaştım. Neyse detayları gireriz sonra. Dur imparatora gireceğim, imparatora geleceğim. Peki şey, kendi arkadaşınla mı yakaladın? Nasıl oldu ya, olay? Bak çok... Ben çok insancılım, çok paylaşmayı seviyorum. O dönem arkadaşım evini kapattı, çok kötü dönemler yaşıyordu. Cihangir'de oturuyordum, ben de kirada oturuyordum ve çok zor dönemler yaşıyordum. O dönem biri vardı hayatımda. Arkadaşım bende kaldı. 10 gün, 20 gün sende kalabilir miyim? Tabii neden kalma? Kal dedim. Ben sabah işe gidiyorum. Sevgilim de işte bir şekilde gidiyor veya bir gün eve erken geldim. Çamaşır yıkamam lazım. Akşam bir yere gideceğim. Bir beyaz gömleğim var. Onu yıkayıp bütülemem lazım. Yakaları fondöten olmuş. Onu yıkayıp temizlemem lazım. Abi içeri girdim. Yatak odasından sesler geliyor. Aman! Ne yaptın? Ne yapsın? İkisini de kovdum. Ağla, ağla, ağla. Ben nerede yanlış yaptım dedim. O zaten benim kulağıma küp oldu. Ondan sonra da zaten aşk meşk rahdanga. Mantık yaptım. Mantığı çalıştırdım. Tamamen duygusal oldum. Ne yapayım? Baba motor benim aslında. O sayfayı orada kapattın yani. Allah cezanı verdi. Yolladım gitti. Peki şimdi mesela o kişi seni tekrar arıyor mu sen bu böyle meşhur oldun? Yani onu bunu bırak. İlkokuldan arkadaşlarım arıyor. Ben diyor Hasan ne yapar? Hangi Hasan ayol diyor. İlkokulda. Nereden biri hangi Hasan? Yani popüler olunca herkes arıyor. Buluyorlar. Menajerime ulaşıyorlar. Çocuğun biri beni arıyor. Murat beni 4 yıl önce yemek yemiştik. Beni ulan ne ben dün yediğimi hatırlamıyorum. Nereden biliyorum?
Ay çok iyiymiş bu ya. O zaman peki mesela kadınlara tavsiyen aldatılırlarsa görmezden mi gelsin adamda para Yani şimdi varsa? adamın maddi durumu iyiyse, sosyal çevresi varsa biraz görmemezlikten gelmek lazım. Yapmayanı yok. Yapmayanı yok. Ayol ben yazın bir abimle birlikte tatile gittim. Karısı çoluk çocuğu. Karı bu odada, sevgilisi diğer usta. Ona da gidiyor, ona da gidiyor. Adamın ruhunda varsa kelamlık her türlü yapıyor. O zaman ne yapacağını bileceksin bu şekilde. Elde tutmak için bir formül yok yani. Çünkü Ay ne soranlar formül var ya. da. Bir kadının üst sevgilisi olacak. Bir paralı, bir belalı, bir sevdalı. Paralı, belalı, sevdalı. E tabii. Oo, o Paralıdan zaman. olacak, sevdalıya verecek. Sevdalı kavga edecek. Demin kızıyordun kadına ayol. E ne yapacaksın? Erkek de erkek olacak. Sevgilisine sahip çıkacak. Karısı da arkasında kale gibi duracak. Herif oynuyorsa karı her türlü oynar. Ha, okey, tamam. Peki senin imparatora gelelim. Nerede imparator? Amerika'da. E nasıl görüşüyorsunuz siz? Görüşüyoruz 2-3'ü bu koronadan dolayı görüşemiyoruz. Ben de gidiyorum, o da geliyor. Bin şükür 11. senemiz bitti. Allah herkese güzel günler görmeyi nasip eylesin. Ve FaceTime falan konuşuyorsunuz herhalde bu Tabii zamanda. tabii tabii tabii. Peki Yani kızıyor mu sen bu kadar ya da kıskanıyor mu sen böyle bu kadar fenomen oldun bana diye? çok sivriliyorsun. Yeter artık. Bırak bunu. Instagram'ını kapat. Gel dünya kadar şirketler var. Birinin başına geç. Çalış. Ne yapacağım? Ben zaten kazanıyorum. Ona ihtiyacım yok ki. İşte 10 yılda bana Göktürk'ten bir ev aldı. O bütün magazinler duydu. O başka bir şey yok. O kadar. O Peki gider. Onu gider misin? ittirir yok. Her Başka bir şeyi şey değil. bırakıp gider misin onun peşinden? Gitmem. Aa, kurban olsun o bana. Ondan çok var. Benden yok. Helal olsun sana Aa, be. pardon. Annem, Gerçekten. evladım. Evladım benim için çok önemli. Benim ona ihtiyacım yok ki. Ben çalışarak 10 ev aldım. O bana bir ev almış 10 yılda. Hadi naş. Hadi naş diye. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Dur şimdi hemen o görüntüyü bulayım. Sen şeyi seyrediyor musun? Mücbir Sebepleri seyrediyor musun? Sizden duydum. Bundan sonra ben de izleyeceğim. Bak Murat seyretmen lazım. Saat 12.30 gibi başlıyorlar gece. Ben yani nasıl yayınımı kapatıyorum da işte Bartu ile Melikşah bu akşam acaba ne yapacak diye onları direkt açıyorum. Bak şimdi sana seyrettireceğim. Bir Tamam. gör. Çünkü onlar senin orkidelerin için çok üzüldüler. Ay, apartmanda hırsız var. Orkidelerimi çaldı. ya biliyorum bak şimdi seyret seyret bak gösteriyorum. Bu çok soru. Söyle ki Bartu. Çok zor. Burası bu üçün orkidesini kim çaldı? Bana bu teknolojiyi öğreten sevgili Bartu ve Melikşah'a buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sayelerinde bayağı televizyon gibi şey yapıyorum, yayın yapıyorum. Çok iyi değil mi? Orkideleri Çok ben orada şekerler. gördüm. Ne Ben de oldu? takip edeyim onları, izleyeyim. Et muhakkak et. Ne oldu orkideler bulundu mu? Kim çalmış? Rezidans diye. Ya 4 tane orkide, bir kuyumcum var benim, alışveriş yapıyorum bazen. Hediye göndermişti. Yani evde çok orkide vardı, onu kapının önüne koyayım dedim. Abi çıktım baktım orkideler yok. Kim aldı? Hırsız! Diye bağırdı. Bulundu mu? Ay nereden bulacak? Evde tek tek kapılandı mı sanırım? Kim aldı? Aa, şaka gibi ama öyle bir Ay belki rezidansta da birisinin yani. doğum günü ise, karısının yıl dönümü ise, parası yoksa aldıysa helal olsun. Ama biri alıp evine böyle koyduysa inşallah haram olsun. Ama rezidansta olan biri de yani herhalde alırdı Kız dışarıdan, değil yapar, mi? neler yapıyorlar, neler yapıyorlar. Şaka diyorsun, ne Ay bir yapıyorlar? tane Lubito terliğim vardı kapının önünde, o da yok. Tabii. Baba Aa, çağırdı bunlar. aa. Aa, şaka Rezidansın. gibi.
Sabır rezidansıyım, kesme beni, kolluyorlar. Neredeyim, kimde gittim, ne yapıyorum? Sen şimdi rezidansta mı yaşıyorsun peki? Orada da kalıyorum. Göttürk'teki evde de kalıyorum. Bahçeşehir'de bir dairem var. Orada da kalıyorum. Canım nerede isterse orada kalıyorum. Ha, öyle sabah kalkıyorsun. Bugün şurada Ruh kalayım durumuna diye. göre. Şoför nereye götürüyorsa oraya gidiyorum o gün. Aa, müthiş bir hayat. Biri sayfiye gibi. Hani öyle bayağı bir kendi şeyin Şimdi var yani. ben evde hep böyle tek gözüküyorum ama aslında evde ben 8 kişiyim. 2 tane yardımcım var çalışan. 2 tane asistan var. 1 tane şoför var. 1 tane güvenlik var. Yani biz bir aile gibiyiz aslında. Güvenlik de mi evin içinde yaşıyor? Güvenlik bu son dönemde beni gönderdi bana yanında dursun diye. Sanki kötü bir şey yapıyorum da o harfinden. Yanımda dolaşıyor. İnanamıyorum buna gerçekten. Aa, bir cilvelisin de sen Murat. Ayol, size bir şey söyleyeyim mi? Benim çok tanıdığım holding sahibi büyük iş adamı abiler var. Sabah toplantıya girmeden beni arıyorlar, dozlarını alıyorlar, mutlu oluyorlar. Sen var ya, iyi ki varsın diyorlar bana. Aa. Özel üniversitelerde sabahları benim videolarım gösteriliyor. Ne Pozitif diye? olmanın, Doğuş Üniversitesi, Işık Üniversitesi benim videolarım gösterildi. Nasıl pozitif olunur, insan kaynakları, ben anlatılıyorum orada. İnanmıyorum o kadar yani. Peki hep böyle mi kalkarsın? Hiç böyle senin bir de sanki tersin de ters gibi değil mi? Öyle olması lazım. Haksızlığa gelemiyorum. Mesela biri bana haksızlık yaptı. Allahu Ekber. Elimden kurtulması çok zor. Tabii. Ama hep pozitif, hep mutlu kalkıyorum. Bir anda Allah diye. Tabii. Ayol, yanımda çalışan kadınlar saat 6'da mesaileri bitiyor. Eve gitmiyorlar. Kız kişileri de kocanız bekliyor diyorum. Ay biraz daha kalalım diyorlar. Evin içinde böyle devamlı bir gullüm var yani. Abi Şarkılar, gülümler ayol. sözler, onlar. Kadınları giydiriyorum. Onları oynatıyorum. Roman havaları. Başlarına para atıyorum. Gullümler yapıyoruz evde. İnanmıyorum. Ay hadi bir şarkı söyle bize o zaman. Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü? Benle bir aşkını. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Hatıran yeter. Sahne nasıl gidiyor peki? Ay, sırf o kadınlar Allah cezasını vermesin. Götümü elliyorlar, her yerimi elliyorlar, bıçıklıyorlar. Allah'ım yarabbim, bir şey söyleyeyim, çok seviyorum hepsini. Allah onları benim başımdan eksik etmesin. Şu anda ertelenmiş 19 tane matinem var, kadınlar matinesi. Muhteşem Maşallah, geçiyor. maşallah. Acaba ne giydi? Acaba ne taktı? Hangi parfüm? Nereden çıkacak? Ben çıkacağım zaman 500 tane kamera, telefon beni çekiyor. Nereden geleceğim diye. Hadi ya. Bu sahneye çıkışın nasıl oldu peki Murat? Ya hep bir şarkı söylüyordum arkadaşlar arasında. Ayta Sözer'i var, senin Ayta Sözer'i. Çok seviyorum Ben de kendisini. çok severim Onu Ayta'yı. izlemeye gitmiştim. Onunla birlikte Geçer Geçer şarkısını okuduk. Orada bir beyefendinin mekanı varmış. Benim mekanımda çıkar mısın dedi. Hiç unutmuyorum. 3 saat sahne yaptım. O zaman 1.000 lira para almışım. O 1.000 lira bana çok büyük para gelmişti. Şimdi Evet. 20-30, tabii şimdi 20-30 lira alırım. Bu da para mı diyoruz ya? Ya sahnede tabii kaşan da arttı tabii değil mi? Ay baba arttı. Artık eski pastaları arıyor. Sen şimdi bize gelmezsin diyorlar. Bay bay diyor. Ay çok iyi. Ya bu şeyi çok seviyorum ben. Bu dürüstlüğü çok seviyorum. Ya kaşan da hani normalde yok canım falan. Baba arttı. Tamam işte bu Artı diyor ayol, yalan yani mı ona. söyleyeceğim? En Bu arada güzeli. Bak İrem Derici kaşeyi soruyor. Ay Ay İrem İrem de. seni seviyor. Ay seni seviyor senin de şeyini almışsın değil mi Seni patentini? seviyor. Motor, tiktak, fırfır. Patentleri bende. Kullanamaz mı başka kimse? Yani kullanırsa bana para verecek 100 bin lira. Şaka diyorsun. Çünkü 2021'de Murat Övüş seni seviyor ürünleri çıkacak. Saç bakım maskeleri, yüz maskeleri, bir Alman firması patentlerini aldı. Onlar çıkaracaklar.
İşte öyle tamamen duygusal. Ha bayağı, aa, tabii canım, duygusal, ama güzel ürün yaptırtırsın sen, yaptırtırsan. Neler yaptıracağım? Şimdi bir tane beyazlatıcı kremin tanıtımını yapıyorum. Herifler yalan söylüyor galiba. Her yeri beyazlatıyormuş. Apış araba sürdüm, kız kaybak Ay gibi. ay ay Kız onda ne var? Çok normal ol. ben alışkın değilim ayol. Yani krem beyazlatıcı krem. Ha, ben de saç beyazlatıcı şey zannettim, maske zannettim. Necip Baba kezbanmış. Ay Murat ya, olaysın ya. Çok iyi. Yani motora patent almak aklına geldi ya. Aa, tabii. Olaysın yani. Motor, fırfır, tik tak. Tamam, sen de. Haklısın. Bir de seni seviyor oraya. Tamam, Seviyorum olay ben de bitti. zaten. Ay dur, 2 haftadır. Ay İrem Derici çok komik ya. Diyor ki, şey yazmış. Oh be diyor, ben 2 haftadır yayında seks diyemedim diyor. Yasak ya. Öyle mi? Öyleymiş. Ne yasak? Bu arada İrem Denizci'yi çok seviyorum. Kız yaz bir kelime kullandı. Aldılar gittiler kızı. Gayet daha normal bir şey konuştu. İşte oluyor bazen böyle şeyler, Bu Kerem'e de biliyorsun. üzülüyorum. Basketbolcu Kerem'e. Ne var Ya. yazdıysa? Hadi yazdı yazdı. Karılar niye döndü? Delikanlı adam bekar. Allah razı Sen veren razı. Magazinde bayağı yakından takip ediyorsun ha. Onlar beni takip ediyorlar, yazıyorlar. Ben de anlatıyorum. Ay, ister misin? Ya düşünüyor musun mesela magazin programı falan yapmak? Ne bileyim ben böyle. Şimdi bana aslında bir kanaldan iki tane bayan var. Onların ortasında bunu yapar mısın dediler bana. Hani haftanın bir günü, 2 günü. Yok be, bana göre değil. Herkes şunu yapsın. Ne yapayım ben? Ben pote bastım. Kalkan bir kızı dedim. Kanal kapanır. Ama şu anda da zaten çok rahat bir şekilde istediğini yapıyorsun. Ha, bu kadar işte. Bak İrem ne diyor? Konuş, ipek kirpiklerine kurban oldum Aşkım diyor. İrem. Ay o şey de senin olaydı. Maskeyi takmışsın, buradan böyle ipek kirpikler çıkıyor. Onu da mücbir sebeplerde gördüm. O da olay. Ben gayri ihtiyarı karşıya gittim. Darül acı şeye. Maske kayıyor. Konuşamıyorum da. Benim gözler kirpikler kaldı. Çekmişler onu, paylaşmışlar. Olsun, canları sağ olsun. Ya. Aynen, canları sağ Ne olsun. Güzel, ne yapayım? güzel Oldu. işte, reklamın Olduğu hissedilsin, gibi iyi bir olur adamım. Bak ya. her şeyim ortada. Evimi gösteriyorum. Yaşadığım şeyi, oğlumu gösteriyorum. Ailemi gösteriyorum. Her şeyim ortada. Çok şeffaf bir adamım. Nazardan falan korkar mısın? İnanır Yok. mısın ya da? Çok hayır yapıyorum. İhtiyaç sahiplerini mutlu ederim. Onların duası bana yetiyor. Nazar bazar istemez bana. Hadi ya, Bazen iyi. kendimi kötü hissedince sirkeyle sildiğimi karıştırıyorum. Başımdan aşağı döküyorum. Bütün nazar gidiyor. Vallahi bak. Vallahi bak, ciddiyim. Ay çok alemsin ya. Öyle Ay, işte. ben de diyordum ki yayından sonra Adaç, ben de ne kadar böyle basit formüller varmış. Adaçayı yakmak falan böyle. Demek ki Sakın beni dinle. Biraz sirke, 2-3 damla sidikten yıkanıyorsun, sonra durulanıyorsun. Sana var ya, kurşun işlemiyor. hadi canım. Aa, Tabii. neler neler. Aa, bak bir yaşıma daha girdim yani bununla beraber. Dur, senin bir tane daha şeyin vardı ya. Bu koronada sokağa çıkanlara da çok kızdın, değil mi Murat? Aa, biz evde oturduk, çıban çıktı popomuzda, millet balık tutuyor. O balıklar sizin götünüze girsin dedim. Bağırdım. Arkadaş ama eşofmanlarını giymiş, bebekte yürüyüş yapıyor. Bak bak. Ne havalı şeyler bunlar. Biz evde Ya oturduk kezban kezban. değil mi? Niye çıkıyorlar yani? Sen çıkıyor musun? Çıkmıyorsun herhalde. Ben yardımlarımı yapıp hemen geliyorum eve. Ama korunuyorsun her türlü, bütün Korumasız maskenle mıyım lan? falan filan. Bak, kadınlar eve geliyorum, direkt kapıda soyuyorlar beni. Duşa sokuyorlar. Tekrar giydiriyorlar, oturuyorum. Süpersin. Her türlü önlem de var yani. Bu arada hastanelere, karakollara eldiven, hijyen aletleri, dezenfekte, kolonyalar bana gönderdiler. Ben de bir sürü hastaneyle karakollara dağıttım. Allah sağlık çalışanlarımızı, polislerimizi başımızdan eksik etmesin. Bu arada yarın bir gün Amin. üstüysem bütün evlatlarımızı Ay evet. öpüyorum. Bayramları kutlu olsun. Sizi seviyorum.
Sizi seviyor aynen, gerçekten ne kadar güzel bir bayram değil mi 23 Nisan ya, bütün çocukların hem de. Ben neyi anlamadım biliyor musun senin izlediğim şeylerde? Senin tam olaraktan neye böyle kızdığını, böyle hani hangi olaylarda tam olaraktan denyolaştığını anlamadım. Çünkü neden? Mesela bir adama kızıyorsun, adamlara kızıyorsun, bir kadınlara çok kızıyorsun. Oradaki seni tetikleyen şey ne? Mesela az önce hani magazinde de, magazinsel olaylara da böyle bir yorumda bulundu. Hikayeye göre değişiyor. Mesela Ha. adam karısını deliler gibi seviyor. İş ortağı var, birlikte iş yapıyorlar. Karı iş ortağını veriyor, adamın 6 yıl sonra haberi oluyor. Onu sevmiyorsun. Ayıp değil mi bu? Ay Adamı çok niye ayıp canım, olabilecek, bozmuşuyorsun? o olabilecek bir şey değil. Boşan, ne yapıyorsan yap. Bir de o işi yaptıktan sonra bir de gelip çocuklara da sarılıyorsun. Gece de kocanla yatıyorsun. Edepsiz karı. E tamam, burada mesela öteki adama kızmıyor musun bunu yapana? Ayol burada adam ne olursa olsun. Adam ne kadar baştan çıkarsa çıkarsın. Kadın kendini tutacak. Kadın iffetini tutacak. Öteki peki adamlara kızdığın yer Allah neresi? onların cezasını versin. Ayol benim bir abim var. Karısını çok seviyor. Bak sana yemin ediyorum. Bak karısıyla bir yere gidiyor ya. Mesela orada diyelim bir çekim yaptı karısı. Sevgilileri de geliyor. Her basın bir sevgilisi var adamın. Karı şeytan ruhu duymuyor. Ya da biliyor bir şey söylemiyor. Bu da çok enteresan. O adama da kızmıyorsa ama yapsın mı? Ayol yapsın da hani edepli yapsın. Kadınla birlikte gittiği yere o kadınları getirme. Adam tatile Evet gidiyor. ya, Adam nedir o tatile ya? gidiyor. Karısıyla tatilde. Sevgilisi de başka bir oda tutuyor. Ev dipte. Karıcığım diyor. Bir iş karışma var. Gidip sevgilisi seviştiriyor. Tekrar karısının yanına geliyor. Ay bunlar ne edepsiz ayol. Veya o kadınlar bunu nasıl kabul ediyor? Yanık. Yanık karılardan bahsediyorum. Adam karısıyla tatilde yanık. Ne geldin oraya? Yuva yıkan motorlar. O yuva yıkanlara da bir sinirlisin herhalde, değil mi? Çok. Çok. Ben çok yıkılan yuvaları biliyorum. Çok ağlayan kadınları biliyorum. Ayol, bir tane ablam evinde Türkmenistanlı bir kadın işletiyor, çalıştırıyor. Bodrum Yalıkavak'ta yazlıkları var. Kocası da burada çalışıyor. Adam tabii yoğun hafta sonları gidiyor. Hadi hafta arası bir sürpriz yapayım kocama diyor. Çarşamba günü atlayıp geliyor eve. Acar kartta oturuyor. Ay, isim de verdim. Kadın eve bir giriyor herif. Dondu. Dur, bir ara dondun bende. Ne oldu? Adam eve gel, kadın eve bir geldi. Kadın eve bir geliyor. Herif havuzda Türkmenistanlı karıyla şarap içiyor. Ay niye donuyor bu? Bende mi donuyorsun bir tek acaba ya? Hu, Murat. Ay niye dondu? Bende dondu arkadaşlar, sizde de dondu mu? Ha dur, dondu, Ya şimdi beni geldi, biraz arıyorlar, dur. beni aramayın. Beni arıyorlar, aramayın. Allah cezanızı vermesin. Görmüyor musun, Hadi yayındayım. manyak ayol, bundan Bakma canlı onlara yayınım. da. Evet. Yarın onun için de sen bir tane şey. Hadi Canlı manyak. yayındayken beni Canlı aramayın. yayında araya giriyorlar tiktaklar. Aa, gerçekten vallahi giriyorlar yani. İşte demin şey demiş ki, Sinan Engin demiş ki bize bir anısını anlatsın demiş. O herhalde bir şey biliyor da bunu soruyor diye düşünüyorum. Ay anlatamam kıyamet kopar. Hepsi olay zaten. Ha Hepsi iyi olay. tamam. Ay. Ha tamam öyle. Şimdi şimdi ben bir eve gittim. Bir isim bir ev. Ondan sonra doğum günü var. Ama Çok değişik fena bir şeyse anlatma. bir şeyle anlatacağım. Sen her şey ha Ha. okey. Ondan sonra isim insanlar bunlar. Eve gittim. Herkes çift. Barbeküler, yemekler yedi. Artık ben gideyim madem. Olur mu dedi. Şov var dedi. Ne şov ayol dedim. Bekle dedim. En üst kata çıktık. Evin en üst katında bir derya. Triplek 4 katlı bir yer. Zifiri karanlık. Ay ışıklar bir açıldı. Ben böyle kaldım. Şey yapılıyormuş böyle. Değiştirme yapıyorlarmış. Aman ay, Sinan'a da bak ya, bana attığı mesaja bak. Hayda. Canlı Ya. yayında bana ofsayt yaşattırıyor. Ne virajlardan döndüm. Ne Ay ay virajlardan. ay, hadi sen bir şarkı söyle, havamız değil. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bak rekor 45 bindeyiz.
Rekora gidiyorum. Maşallah maşallah valla ama sen olaysın. Baksana bir şey söyleyeceğim. Sen bugün koyduğundan sonra 5.000 kişi birden gelmişti benim şeye. Ama Takipçi artmıştı senin yani. güzelliğin, senin karizman, senin yazdığın o kitaplar, sen dolu dolu bir kadınsın. Ay Sana okudun mu gelmeyecekler mi? kitabımı? Aa. Ay ben sana hemen imzalayıp bir tane Hemen yolla göndereceğim. Şimdi göstereyim, satış kapatınca rekorları kırsın. şey bana adresini at. Tamam. Pazartesi günü ben sana Hemen. göndereceğim Hemen. hemen. Çok güzel Peki kitaplarım. cildine falan nasıl bakıyorsun? Mesela sabah kalktığın andan itibaren bize anlatır mısın? Sabah kalkıyorum, direkt yüzümü yıkıyorum. Pozitif pozitif. Bol sabunla. Hiç özel bir şey kullanmıyorum. Bu gönderilen ürünler var. Hepsi bedava tabii. Onları bazen kullanıyorum. Ya aslında yaşıma göre çok iyiyim. 51 bitti, 52'ye girdim. Maşallah, maşallah. 68 doğumluyum. Bebek. 50 yaşında bir bebek. Evet, bebeksi. Öyle işte. Yani gün içerisinde yapacağım şeyler asistanlar hazırlıyor. Veya onların hiçbirini dinlemiyorum. O an kafama ne istiyorsa onu yapıyorum. Öyle. Dalga dalgayı istiyor Memo Davran senden. Dalga 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 dalgalanıyor. Haçımı görenler anan sevdalanıyor. Okudum. Bravo. Sahne ne kadar sürüyor? Kaç saat sahnede kalıyorsun? Kadınlar makinesi yapıyorsun, değil mi? Ben çok var ya, 2 saat sahnem var ya, mesela patladı ki biraz daha uzat. Bir palya daha getir diyorum. O gelmeden uzatmıyorum. Adamlara espri yapıyorum, yiyorlar. 2-3 saat para aldım. 3 saat daha. E Şaka bırakmıyorlar. diyorsun E ya. tabii. Abi benim anlaşmam 2 saat. E kadınlar 1000 kişi bırakmıyorlar. Patlana bakıyorum, devam et diyor. Böyle yapıyorum, tamam diyor, sıkıntı yok. Ha, öyle yok. Gönder diyorum. Alıyorum. Çantaya koyuyorum. Devam ediyorum. Canlı candır, değil mi? Ya deli misin, görmeden devam eder mi? Herif kayboluyor sonra patladı. Bir kere yaptım, adam kayboldu ortadan. Ay çok iyisin. Müthiş bir tipsin yani. Gerçekten. Hani seni her gün falan aramak istiyorum Murat şu andan itibaren. İstediğin arayabilirsin, şeref duyarım. Vallahi billahi yani böyle sabahleyin kalkınca, sabah değil de daha doğrusu öğlen falan kalkınca böyle bir iki gullüm yapıp neler oldu şekerim bugün falan diye insan da o duyguyu uyandırıyorsun Ya yani. sef ya, yemin ediyorum sabahcığım, beni ciddi anlamda çok önemli iş adamları beni 2 dakika 3 dakika arayıp mutlu olurlar, tamam kapat diyorlar. Zaten IBAN numaramı biliyorlar, ona parayı atıyorlar oraya. Ha bu böyle bir şey mi? Pardon, benim de konuşmalı bir bedeli var. Ay çok. Espri yapıyorum. Ay çok mesaj geliyor. Nasıl yetişeceğim ben bu mesajlara? Birazcık şu mesajlardan okuyayım. Hadi oku. Ki çok şey merak ediyorlar seninle ilgili. Yani Tabii. imparator zaten imparatoru bir görseler adam bir daha sana ulaşamayacak yani. Adamın Şakalarımı soruyorlar, pırlantaları mı, arabaları mı, bugün ne giydin, neredesin? Yani Allah sizlere de olmayanlara nasip eylesin inşallah. Amin. Yani bak, sağlık, bak, kasa kasa pırlantalı olsa ne olur? Korona bir gele, korona götürüyor. Allah aşkına ya. Ben de o şekilde düşünüyorum yani. Ne olacak? Bak işte. Herkes Evet. eşit şu anda dünyada. Aynen En çok öyle. parayı neye harcıyorsun? İnanmayacaksın belki ama yemin ediyorum, bir kere şu fenomen olduktan sonra parfüme, çantaya, kıyafete, yemeğe, içmeye asla para vermiyoruz. Her şey bedava. Her şey. Aa. Yemin ediyorum, para harcamıyorum ben. Ben parayı, bana gelen paraları, bir kısmını işte çocuklara işte burs veriyorum. Para harcayacak yerim yok. Harcayamıyorum. Kuaför bedava. Hayda. Kıyafet bedava. Pırlanta bedava. Evler zaten kiraya, kendi malım. Onlara veriyorum fazla fazla. O ay çalışanımın durumu kötü. Murat Bey, işte bir avans fazla istiyorum diyor. Veriyorum onu, ondan kesmiyorum. Tamam, bu benden sonra hediye diyorum. Aa, her şey bedava diyorsun. Ama bir Para şey söyleyeyim. bizde, şöhret bizde. Ben geçen ay, geçen sene bir otele gittim, Alaçatı'ya. İşte oğlum yanımda tatil yaptık 10 gün falan. Hesap istedim ben. Ben birkaç tane de çekim yaptım oradan. Hani işte buradayım diye. Adamlar 3 aylık rezerve almışlar. Full dolmuşlar. Otel. Hesabın ne kadar? Murat Bey, ne hesabı? Bir dahaki sene tekrar misafirimizsin. Gene gelin. İşte böyle. Her şey bedava.
Aa, çok güzel bir iş bu. Her şey bedava, mis gibi. Evet. Kazandığın para da hem cepte hem yardımlara gidiyor, hem oğluna gidiyor. E Aynen. süper O da işte daha. bütün paramı oğlum ya. Allah onu kahretmesin. Baba para harcıyor. Hadi canım. Sen de Ha. yağdırıyorsun tabii değil mi Ay ne oğluna? yapayım? Çok aslan gibi be. Çok aklı başında. Bir de sevgilisi var şimdi. Bir küsmüşler, barıştılar. Oğlum 20 yaşında. Gidip kızı isteyeceğim. Olmaz böyle. 3 yıldır çıkıyorlar. İsteyeceğim. Ha. 5 yıl sonra düğünlerini yapacağım. Ama Tabii. Gelinime 2 kilo altın takacağım. 2 kilo. 2 kilo. Pırlantası, suyu neden olur, 2 keklesin. kilo? Ben seviyorum yani. O benim şanım şöhretim. Takunyasını bile, tacını bile altından yapacağım. Aferin sana, helal olsun. Bir tane oğlu var. Onu yapmayacağım da kime yapacağım? Mesela öyle hani tek taşını falan, mesela sana bir tane tek taş hediye ettiler. İşte ay şu kadar, şu karat olmaz, şu olsun falan yapıyor musun? Ya da Ya en şimdi görünüyor mu orada bu yediğin? görünmüyor. Bu. Görünüyor mu? O güzelmiş. Bak bu tam tur. İki tane tam tur. Bu iki tane BMW alıyor bu iki tane şey. İki tane sıfır BMW alıyor. Millet bir tane Jaguar'a biniyor, hava yapıyor. Ben iki BMW elimde taşıyorum. Parmağında Ha, iki taşıyorsun. Şu BMW hem de elimde. şu. Ay çok iyi. Tabii. Gerçekten. Herif Porsche almış kendini. 10 ay taksitle havasından geçirmiyor. Salak. Biz Porsche elimizde taşıyoruz. Ya müthiş bir tipsin ya. Müthiş bir tipsin. Fitnessçıları soruyorlar sana. Ne demek istiyorlar anlamıyorum ama sorayım. Onlara sinir oluyorum. Erkek dediğin, delikanlı dediğin, onun vücudu ne mahremidir. Ancak karısı görür, sevgilisi görür. Bunlar red boy. Bunlar vücut gösteriyorlar. Böyle bakışları var, böyle bakıyorlar. Kendilerini pazarlıyorlar bunlar. Erkek dediğin buraya kadar her tarafı ne mahremidir, göstermez. Bunlar yanık hepsi, tik tak iş arıyorlar. Bunlara da yazılanlar var. Kezban kızlar var. Bunlara kredi çekip para yap veriyorlar. Aşk yaşıyorlar güya. Herif parayı aldıktan sonra karıya gelmiyor her yerden. Tabii Kezban Paris'te. Kadar mı? Ha Peki neler ayol bana mesela böyle nelerdir. hani body yapmış, böyle hani six packs deniyor ya, böyle baklava baklava, öyle sevmiyor Hayatım musun? ben ne kadar efendi arkadaşlarım var benim. Hepsi iş adamı. Takım elbiselerini giyiyorlar. Üçgen vücut. Adam gibi adam. Bunlar bak body yapıyor çıplak vücut bir de böyle bakıyorlar. Hayırdır? Hayırdır oğlum? Bunlara kızıyorum işte. Tabii. Bunlara yazan kezbanlar var taşradan. Ay çok tatlı. Adı bebeğim bir tanem aşkım sen de tatlısın. Tabii. Kızla bir tanışıyorlar bir yemek kızla bir şaşırıyor. Bu adam benimle nasıl çıkıyor diye. Üçüncü gün diyor ki kredi kartı borcum vardı 3 milyar ödemem lazım. Aşkım ben sana kredi çekerim diyor. Bu kezbanlar bu herifleri kredi çekiyor. Ertuğrul Kılaz'ın her yerden engelliyor karıyı. Aa, Tabii. peki Instagram'da böyle şey paylaşan kadınlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani herkes özgür tabii. Herkes istediğini paylaşabilir ama yani o kadın dediğin usturuplu olmalı bana göre. Eğer hayatınızda biri varsa, ciddi anlamda bir şey yaşıyorsanız dikkat etmek zorundasınız. Ha bekarsan ne halin varsa gör. Bu bekarlar da yanık. Hepsi evli erkeklere bakıyor. Ulan bekar yok mu? Git bekarla birlikte ol. Evli tatlı geliyor bunlara. Neden? Bilmiyorum. Yuva yıkmak istiyorlar. Ruhlarında şeylik var ya, oğluk. Ne var ya? O var ya ruhlarında, o. Ha. Bir şey ol, ne diyor acaba dedim. Ay büyük olaysın, büyük Tabii. olaysın. Ya. Bütün bunlara da tabii ki de o gider yapıyorsun yani. Bir Totem değil daha, mi? bir de bak bir şey söyleyeceğim. Attığım bütün videolar gerçek. Gerçek hayat doğruyu söylüyorum. Evli kadının kocasını aldatmasına kızıyorum. Evli adamın karısını aldatmasına kızıyorum. Delikanlı adam gibi adam olan çocuklara bir şey demiyorum. Ama gidip sigolalık yapıp ihtiyar karıları parasını alıp kezban karıları parasını alıp adam gibi dolaşanlara da laf sayıyorum. O eldeki tesbih sallama diyorum. İşte gerisini anla. Sen bir adama ya da bir kadına bakınca, görünce yani artık onun niyetinin ne olduğunu anlıyor musun Hemen ya? anlarım. Hemen anlarım. Ben Bursa'da sahne yaptım. En önde böyle karışık mix yaptım. En önde böyle ağır abiler var.
Yani adam bana öyle bakıyor ki artık fantezi ne fantezi kurduysa. Yani adam bana ya konuşamıyorsa ama. Anladım. Rahat, adam programın sonunda adam böyledir. Oh. Ne hayal ettiyse. Ne sapıklar ne manyaklar var. Hayır, o bakımdan demiyorum, ben onu sormamıştım sana. Yani karakterse bir çift gördün diyelim, tamam mı? O adamın o kadından ne istediğini veya o kadının o adama karşı ne istediğini veya gerçekten bir sevgi var mı arada, yok mu, onu anlıyor musun? Hemen anlıyorum. Bir kere eli ayağı düzgün yakışıklı bir adamsam, eğer yanında da düzgün bir kadın varsa onlar aşkla birbirlerine bakıyorlar. Çünkü birbirlerini tamamlıyorlar. Ama elin ayağın düzgün, yanında sadece o geceyi geçirmek için bir tane kadın almışsan hep arayış halindesin. Kızın gözlerine bakarken böyle arka masaya karıya göz atıyor. Ulan güne konuş, o ağzından çıkacaktı. Yanında kadın var, utanmıyor musun? Bunlar bir delikanlıyım diye dolaşıyorlar. Karalarda da hata var. Merhaba diyorlar, akşam yatakta yatıyorlar. Ulan daha dün 2 saat oldu tanışalı. Ne yapmaları lazım? Kadınlara ne tavsiye edersin? Ne tavsiye ederim? Bundan artık sivrisi çıkmış. Hepsi anam. Yemin ediyorum bana öyle mesajlar geliyor ki aklım. Bana diyor ki Murat Bey 3 yıllık evliyim. Kocamın bir tane kankası var. Çok hoşuma gidiyor. Kendimi zor tutuyorum der bebek için. Hadi gel buna cevap ver. Biri diyor ki Murat Bey eşimde heyecanı kaybettim. Bana bir yol gösterir misin? Ulan ben seks doktoru muyum? Buna ne yol gösterirsin? Hayır, şeyi soruyorum sana. Mesela diyelim ki bir kadın bir adamla hoşlaşıyorlar, tamam mı? Yani bekar bir kadın, bekar bir adam hoşlaşıyor. Şimdi o kadının o adamla hani step by step neler, nasıl şey yol alması lazım? Onu ilişki ortamına sokması için sence? Şimdi eğer adam... Mesela ne zaman elini tutmalı, ne zaman öpüşmeli... Ne zaman böyle hani cilveleşmeli falan yani. Hepsi bir arada. Sen çok geride kalmışsın. Artık bunlar yok. Merhaba diyorlar. Evin var mı? Var. Gidiyorlar. Bunlar artık bitti. Cilve bilde yok. Ama sen hayır. Şimdi diyorsun ya sen hemen gitme diye. Yani gidene kadar ne yapsınlar? Kaçıncı günü gitsinler bir kere, diye. Bir kere kadın kendinden emin olmalı. Kadın gibi davranmalı. Ucuz olmamalı. Evet, erkeklerin hepsi belki hadi aşkım bu gece birlikte hop kardeş bir dakika hayırdır ya demeli. Anlatabiliyor muyum? Erkeğin amacı belli. Gece boş geçmesin. Zaten bir yere götürmüş. 1000 lira masraf ödemiş. O 1000 lira ona oturmuş. Bir şekilde geceyi kurtarmak zorunda. Tabii. Adam 1000 lira adam 1000 lira vermiş. Bir de eve gidip Elizabeth takılırsa sıkıntı. Yeme diyorsun kadına. Ay ateş yansın. Yeme diyorsun kadına asla, yani. Asla akıllı ol. Verme. Göster geri çekil. Ay çok iyiydi bu. Çok iyiydi. Tabii. Onun timingini ayarlamaları lazım. İşte o timingi nerede? Orada kadının aklı mantığı ön planda olacak. Adamı yönlendirecek. Anlatabiliyor muyum? Adam her türlü ister zaten. Sen gittikten sonra veletti halin abi. Sen sabah yoksun yavrum. Direkt engellisin. Adam tadına baktı. Seni özlemeli diyorsun. Aa, manyak mısın? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben öyle kadınlar tanıyorum ki adamın gözlerine bakıyor. Bir kelime söyle adam aşık oluyor. İşte ben bir, bir hareket yapıyor adama. Mesela adamın arkadaşları var. Mini giymiş. Öyle bir eteğini topluyor ki usturuplu oturuyor. Adam diyor ki vay be kadına bak beni nasıl taşıyor. Bazı motorlar direkt açıyor tonu gözüküyor. Ya. O işte bir gecelik olanlar onlar. Ertesi gün engel mi? Abi, ertesi gün bu belirtti haline abi başka kapıya. Ay çok iyiydi ya. Çok iyisin. Gerçekten müthiş yani gözlemlerin. Çok ne burcusun sen? Oğlak burcuyum. Ha akıllıdır tabii oğlak. Tamamen aynen. Parayı seviyor duygusal. Duygusal çok duygusal. Ay, ama yani onun burç paranın bence burçla pek alakası yok yani. Hani onu herkes seviyor sonuçta aynen. Yani. Aynen. Ben de sanatlar biliyorum. Parası var harcamayı bilmiyor. Yemin ediyorum ben çok var şey. Ya onlara ben de çok sinir ay, oluyorum biliyor musun? Lepiderya parası var Lepiderya. Herif Elzima 2'den giyiniyor. Şimdi onu da şey yapma sen.
Hayır kötü değil de ulan benim o kadar param olacak lüks yerlerden giydiririm. Çevremi ona göre organize ederim. Yani Allah her şeyi bir anda vermiyor. Böyle bir seyahate gidersin. Ben bir de şey parası olup da yemeyeni de şey yapmıyorum biliyor musun? Zaten demin dedin. Bak, dedin ya zaten gideceğimiz yer aynı. Kim götürmüş yani? Bir tane arkadaşım var benim. 28 tane evi var. 39-40 milyar aylık kira alıyor. 40 milyar. Bak bir yere gidiyoruz yemek yemeye. Ulan ne var hesabı sen ver. Böyle yapıyor. Benim hakkımda ne kadar verirsen ben. Alman üstünü veriyor. Allah bunlara veriyor işte. Sen peki o öyle yapınca sen bir şey demiyor musun? Ben direkt ediyorum. Hoş köpek sen kimsin diyorum. Hepsini ben ediyorum. Benim masamda kim olursa olsun arkadaşlarım ben öderim. Kimseye ödetmem. Hayır ondan demiyorum ya. Adamın çok parası vardı ödemiyorsa benimkisi ne kadar diyorsun? Abi ne yapıyoruz? Pinti. Aç köpek. Para niye? Öleceksin. Pis. Kirli. Hayır umursuz değil. Kaç para? 150, 150 veriyor. Hadi ben. Bahşiş de vermiyor. Ay o böyle kadar. Bir olamaz. İnsan bir 10 lira 50 lira bahşiş verir. Vermiyor. Şaka gibi. Son ne olacak? Öteki tarafa götüren var mıymış? Sordun mu hiç? Sanki Şener çarşafla girecek. 2 metre kefen seni konu tıkayacaklar ranga. Ay işte bunu yaptırmaya çalışıyorum. 2 saattir bu hareket için. Ay müthişsin ya. Müthişsin ya. Vallahi billahi. O kadar sıcaksın ki ben de çok rahat hareket ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yok hayır. O kadar şey. Mesela bak bazı şeylerde sende de aynı şeyi hissettim. Seni ilk işte WhatsApp grubundan mesajlar geldi ya. Şimdi mesela 2 senedir program yapmıyorum televizyonda. Böyle sen ve sen gibi kişileri gördüğüm zaman böyle diyorum ki hani gideyim şu program tek program yapayım çıkayım. Ya yani ben de çok yorulmuştum çünkü bir ara verme ihtiyacı içerisindeydim o dönemde. Onun için de yapmıyordum. Ama şimdi bir de gördüğüm anda onu hani bir keşfedip ortaya çıkartıp böyle şey yapma duygusu da var bende. Evet. Hani daha iyi tanımakta. Sen de birkaç kişi de çok az kişi de onu hissetti. Mesela seni gördüğüm anda ay dedim yani hani bir şey çeksen bak bugüne kısmetmiş. Yani. Ve bir ricanızla geldim. Şereftir benim için size. Ne demek? Ne demek? Özellik. Ben sizi zaten hep izliyordum. En son harikalcı programında altıma istemiyorsun. En son harika dedi ya. Harika dedi ya. Çişim var gitmem lazım. Ay orada ben korktum. Nasıl idare ettin ayol? Allah bir güç veriyor. Ben konuyu değiştirmeye çalışıyorum. Harika Hanım diyor ki ama diyor, üstümde de diyor tulum vardı. Şimdi buradan şurak. Ay ben orada canlı yayın. Show TV gündüz onu kuşağı. Onu var defalarca izledim. Ay bak ben koyayım onu şeye. Instagram'a koyayım. Koy çok güzel. Onu var ya defalarca izledim. Mideme kramplar girdi. Ben şeye konuk oldum. Mücbir sebeplere çıktım bir 5 dakika. 5 dakika değil de 2 dakika alıp onlar uçuruveriyorlar. Orada en zorlandığınız program neydi dedi Bartu. Bunu söyledim. Aynı anda alttan da zaten Melikşah da aynı şeyi yazdı. Herkesin ortak fikri o yani. Şimdi Melikşah yazınca oradan aklıma geldi bir anda. Bartu ay, sen olan mı Bartu? Efendim? Evet Bartu, evet evet. Melikşah bıyıklı mı? Evet. Ha Melikşah. Melikşah! Ay bu akşam kesin yaparlar seni. Seslersen onlara bir şey söyle burada. Melikşah! Beni de al! Uçur beni! Ay müthişsin ya. Ay çok az vaktimiz kaldı. Ben sana doyamadım. Ne yapacağız? Daha gene sonra geliriz. Bak... Ya, ne ay gene yaparız. Aynen nasılsa evdeyiz yani. Yapacak yani, bir şey yok. Bugün gün içerisinde o kadar heyecanlıydım ki sizin gibi özel bir hanımefendiye konuk olmak, bir duayene konuk olmak, kitap yazan donanımlı bir kadınla ne yapabilirim? Acaba bir pot kırar mıyım? Acaba şu anda bile titriyorum. O kadar özelsiniz ki. Çok teşekkür ederim. Sen de çok özelsin. Gerçekten yani bunu çok kalben söylüyorum. Gönlün de o kadar temiz ki. İnşallah her şey yani böyle sular gibi aksın önünde Allah bu güzel kalbine, olsun. Bu güzel Allah gönlüne. Zaten her şey çok güzel bir şekilde gidiyor. Ama yani hem kibarsın, hani bu şekilde tabii ki de çemkiliyorsun ediyorsun da o da işin şeysi yani ben telefonda nasıl konuştuğumu da biliyorum. Seviyorlar, çok seviyorlar. Aynen, bu şekilde kalplere girmek çok önemli.
Allah bu doğallıkla, bu tatlılıkla Allah yani. İnşallah her şey çok güzel olsun. Son böyle bir şey söyle, bir şey rica edeceğim senden. Şimdi Tabii. güzel bir şarkı ama uzun değil, çok kısa. Çünkü arkasından şeyi de istiyorum. Rezidans, Netflix, ondan sonra da ne fırfırlar var ya senin o potpori. Kapanışta onları istiyorum. Hadi başla, çok az vaktimiz kaldı. Sen de benim hatalarımdan birisin. Senin büyük günahların bedelisin. Senin için harcadım. Evet, bu aldatılan kadınlara gelsin. Kocaman öpüyorum, saygılar sunuyorum. Oh, Ay dur, dünyanın en güzel Netflix'te kadını. bağırmayacak mısın? Netflix! Bir rezidans da patlat. Bir de bu şey çok önemli. Herkes birbirine bağırıyor. Dışarı çıkmayın. Korona var. Korona. Korona. Sen ona korona ismini taktın. Koronayı Korona ya. korona yaptı. Herkes birbirine korona var diye çıkmayın. Korona. Korona demiyorlar. Korona. Tamamdır. Evet. Korona. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Seni ederim. seviyore. Oh. Dünyanın en Her güzel şey kadını. Seni canımsın. seviyorum. Her Çok şey mersi. gönlünce Teşekkür ederim. olsun. Her şey Allah çok razı güzel olsun. olsun. Çok tatlısın. İyi ki konuğum oldun. Çok teşekkür ederim. Saygılar, çok mersi. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Bay bay. Bitiyor. Bitiyor.